2020-2021 sezonu 21 kulüple mücadele etti. Pandemi sürecinde biliyorsunuz 15 gündür yasaklar vardı. Herkes, tüm milletimiz evinden çıkamazken tüm kulüpler, tüm futbolcular ve yöneticiler il il koşarak pandemi sürecinde insanların evinde televizyon seyrederken heyecan yaşaması için bir nevi Türk milletine hizmet etti. Düşen kulüplerimiz dahil tüm kulüplerimizi, tüm sporcularımızı bu süreçte fedakarlık yaparak ülkemize hizmet ettikleri için kendi takımım dahil olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Kendi takımımızda Yalçın Hoca, değerli hocamız Yalçın Koşukavak önderliğinde son kritik maçlara çıktık. Soğukkanlılığını koruyarak çok kısa zamanda, yani 3 günde bir maç yapılırken oyunculara antrenman dahi yaptıramazken toplantılar düzenleyerek oyunculara bilgilerini aktarmaya çalıştı ve Allah'a çok şükür başarılı oldu. Öncelikle Yalçın hocama ve teknik ekibimize, oyuncularımıza, zor bir yıldı. Daha önceden de bu iş bitebilirdi ama daha önce de söyledim. Bu eziyeti maalesef son maça kadar çekeceğiz gibi gözüküyor dedim. Maalesef öyle de oldu. Tüm taraftarlarımızdan, tüm camiamızdan bunun için özür dileriz. Allah'ın izniyle Berna Gözbaşı Başkanlığı'nın önderliğinde bir daha bu kötü günleri yaşamayacağız. Burada en büyük teşekkürü samimiyetle söylüyorum. Görev arkadaşımız, değerli kulübümüzün başkanı, geçen yıl 7 puanla aldığı ve maddi olarak tamamen uçuruma sürüklenmiş, neredeyse sonu maalesef Eskişehirspor ve Bursaspor gibi olacak takımı, uçuruma gelmiş demiyorum, uçurumdan düşmüş takımı aldı ve bugünlere getirdi. Ve bu yıl birçok kez umudun kaybedilmesine rağmen bir an olsun vazgeçmedi. Üzüldü, içine attı ama hiçbir zaman kimseye belli etmedi. Kendisinin fedakarlığı çok büyüktür. Oyunculara sözler verdi. Maçı, şu maçı yenin dedi. Yenemediler ama o sözlerini yine tuttu. Kendisinin hakkını Kayseri camiası, Kayseri Spor Kulübü ödeyemez. Gerçekten de çok başkan hizmet etmiştir ama kendisinden Allah razı olsun. Bakanlarımıza, büyükşehir belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç, milletvekillerimize hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir son olarak da hakemlere bir parantez açmak istiyorum. Daha önce hakemlere çok sitem ettik ama hakem heyetimiz gönderdiği raporlar, bugün sizin karşınıza raporlarla çıkacaktım ama biz duygusal davranmışız. Hakemlerin hemen hemen tüm maçlarda adaletle davrandığını gördük. Bugünkü maçın da stresi büyüktü. Halil Umut Meler bazı hatalar yaptığını düşünüyoruz ama daha rapor gelmediği için bir şey diyemiyorum ama genel olarak hakemlere haksızlık yapılıyor. Yöneticiler hakemlere saygı duymalı. Taraftarlar da şu iş dünyasındaki gelirlerin düşmesine rağmen bu kadar kulübe fedakarlık yapan yöneticilere, başkanlara saygı duymalıdır. Saygı çerçevesinde futbol konuşmalıyız. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri Spor her zaman Süper Lig'de olacak. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun.